Biz ilk günden beri delillerin karartıldığını, bu suç işlenirken de kamu imkanlarına sahip olarak çok baskın bir güç dengesi farklılığıyla kamu olanaklarını kullanıp bu saldırının gerçekleştirilmiş olduğu iddiamız ve gerçekliğimiz üzerine dayanıyor. Kaldı ki bizim bu iddiamız basına yansıyan bilgilerden ve ifade kayıtlarından öğrendiğimiz şekliyle de tutuklanan kişiler de bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerden o dönemin mülki ve idari amirleriyle beraber olduklarını iddia etmekle de bizim beyanımızın doğru olduğunu da ikrar etmiş bulunmaktalar. Şimdi o katliamın gerçekleştiği gün bakan, vali, bütün mülki ve idari amirlerin, kolluk personelinin, jandarma ve polisin dahil olay mahallinde bulundukları yönünde çok vahim bir gerçeklik var. Ya güç dengelerinden kaynaklı olayı önleyemediler ya da bir şekilde olay önlenmedi ve bu saldırının gerçekleşmesi sağlanmış oldu. Gerek kastı, gerekse de ihmaliyle bu dosyada ciddi anlamda kamu personelleri ve kolluk gücü ve birimlerinin de sorumluluklarının biz varlığı olduğunu düşünüyoruz. Yani burada ben saldırıyı gerçekleştiren, saldırıya göz yuman ve saldırının olmasını ihmaliyle, kastiyle katkısı bulunan kamu personellerinin de sorumluluğu bulunduğunu düşünüyorum. Şimdi sıradan iki ailenin kavgasından bahsetmemiz mümkün değil. Özellikle ŞENYAŞAR ailesine yönelik gerçekleştirilen bu saldırıda ve olayda bir tarafın kamu imkanlarına ve olanaklarına sahip olarak gerçekleştirdiği bir saldırıdan bahsetmek mümkün.